Sevgili kardeşlerim merhabalar. Coğrafi konum ünitesini bitirdik. Ne yapacak? Şimdi sözün özü kısmına geldik. Coğrafi konumdan küçük bir toparlama yapacağız beraber. Şimdi coğrafi konum neydi? Coğrafi konum bir yerin ile alakalı bütün özellikleri, tüm özellikleriydi. Ama coğrafi konum kendi içerisinde ikiye ayırır idik değil mi? Mutlak konum ya da eski ifadeyle matematik konum. Matematik konum Boylama bağlı özellikler ya da enleme bağlı özelliklerden oluşuyor. Boylam ya da enleme bağlı. Boylam tek bir işe yarardı. Hatırlayın. Boylamı sadece nerede kullanırdım ben? Saatlerde. Saat dışında hiçbir yerde işinize yaramaz. Enlem ise, enlem ise. Aha da şöylece dünyayı düşünün. 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyorduk biz. E bunun sonucunda iki şey ortaya çıkar. Nedir bunlar? Bir, e ben eğer... 36-42 kuzey paralellerindeysem ben ekvatorun üst tarafında kuzeyinde yani kuzey yarım kürede yer alırım. Bu enleme bağlı bir sonuçtur. Kuzey yarım kürede yer almak enlem bunlar neyin içerisindedir? Matematik konum içerisindedir. Hocacığım kuzey yarım kürede yer almakla ilgili nasıl bir tüyo veriyorduk? Dedik ki eğer bakın bir özellik kuzeye güneye gidildikçe değişiyor ise kuzey güney yönde değişiyorsa bu bizim Kuzey Yarımküre'de olduğumuz kanıtlar. Enlemimize, matematik konumumuza bağlıdır. Ya da ya da ya da bir şey daha dediydik biz. Dış ses ne dediydik? Çok güzel değil mi? Özel tarihlerle ilgili cümleler yine bizim Kuzey Yarımküre'de olduğumuzu kesin olarak kanıtlıyordu. Hocacığım e bir de boylamda da e özür dilerim orta kuşakta yer almak da enleme bağlıydı. Orta kuşakta yer almak. Orta kuşakta yer almanın dört tane sonucu vardı. Ba, ca, da. Bacada neyin bağısıydı dış ses? Dış ses. Bayağı dışta galiba. Duymuyor ki. Batı rüzgarları. Batı rüzgarlarının görülmesi benim orta kuşakta bulunduğumu kanıtlar mı? İlker Hocam. Ha? <laughs> ha ah ya. Orta kuşakta bulunmak benim orta kuşak... Ha, ha. Cümleyi ters kurdum ya. Batı rüzgarlarının görülmesi benim orta kuşakta bulunduğumu kanıtlar mı? Yazdıysan kanıtlar. Mı? Kanıtlar. Evet. Aynı zamanda kuzeyde olduğumu da kanıtlar mı? Kanıtlar hocam. Güzel değil mi? Onu kanıtlamaz. Sadece orta kuşakta olduğum kanıtlar. İntikam aldım. Bir İlker Hoca'yı izleyin. Hocam, o zaman oraya niye yazdın seni? Bak bu ayrı, bu ayrı başlık. Tamam. Onu da bilmiyor ki. Cari. Hocam heyecanlandınız mı benim konuşunca bir şey oldu böyle? Seni gördüğüm an heyecanlanıyorum. Cepesel tamam. Cephesel yağışlar. Hocacığım cephesel yağışların görülmesi gene benim orta kuşakta olduğum kanıtlardır. Orta kuşak dışında kuzey yarımkürede olduğumda kanıtlar mı İlkerciğim? Kanıtlamaz hocam. Aferin. Bak buna bile öğrettim. Yemin ediyorum böyle düşünün. Bilmiyorum. Dört mevsimin yaşanması. Orta kuşakta bulunduğumu kanıtlıyordu. Akdeniz ikliminin görülmesi benim orta kuşakta, kuzey yarımkürenin ortasında olduğumun bir kanıtı mıydı? Evet hocacığım. Orta kuşakta olduğumu kanıtlıyor kesin olarak. Şimdi bunlar bu kavramların tamamı bir yerin mutlak ya da matematik konumuyla alakalı matematik konumla alakalı. Bir de göreceli konumla olanlar, ilgili olanlar var. Onlar neydi acep? Hemen bagayırım ona. Bakınız göreceli konumla ilgili kavramlar. Kalemi seçemedim. Hah. Kavramlar nelermiş? Yer şekilleri. Bir yerin yarı şekillerinin dağlık olması, düz olması işte İlker senin maşallah Allah belanı versin. İlker hocamız şu anda kamera arkasında soyunuyor arkadaşlar. Soyunuyor şu an. arkadaşlar yanak. Yer arkadaşlar şekillerinin görüyorsun. Yer şey şekillerinin. Abi hocam maşallah hocam maşallah ya yani çok iyisin. İnşallah hocam. Hocam inşallah. Yer şekilleriyle ilgili tüm kavramlar özel konuma bağlıydı. Başka yükselti özel konuma bağlıydı. E, karala, karasallık denizellik kıtalara göre konum, okyanuslara göre konum, ticaret yollarına göre konum. Bir diğeri ise ne? Bir diğeri ise jeopolitik konum. Bak jeopolitik konum. Jeopolitik konum ne demek? Hemen bakalım. Jeo yer demekti. Politik de politika siyaset. Zaten Türkiye olup siyaset bilmeyen, politika bilmeyen kimse olabilir mi İlker? Olmaz hocam. Mümkün de. Ya herkes biliyor. Hocacım yerin siyasi üstünlüğü. Yerin. Örneğin benim bazı siyasi üstünlüklerim var diğer 500 ekibine göre işte boyum daha uzun, geniş omuzlar, kaslı bir vücut değil mi? Pasifik mavisi gözler gibi. Or Ama bunlar beni ilgilendiriyor. Sus senin saçını başını derdim de saç yok. Şimdi bunlar beni ilgilendiriyor. Oysa oysa bir de bulunduğum yerden dolayı bir üstünlüğüm var. Bak yerin üstünlüğü ne? Şu an mesela onlara giydiriyorum. O kamera arkasında olduğu için onun yerinin bir önemi yok. Kameranın önünde olduğum için yerim ona karşı bir üstünlük sağladı mı? Sağladı. Şimdi bak İlker'le beni kıyaslarken dedim ki benim kaşlardan örnek veremem. Adamın kaşları benimkinin ağzını burnunu kıyar. <laughs> Dedim ki... <laughs> Gerçekten böyle düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani düşünüyorsanız kalbim <laughs> Dedim ki benim işte gözlerimin pasifik mavisi olması. Şimdi benim üst, ilkere karşı bir üstünlüğüm mü? Evet ama benim üstünlüğüm. Benim yerimin değil. Oysa kamera önündeki arazi bana ait. <laughs> Yerden dolayı da üstün müyüm? Evet işte bu jeopolitik konumudur. Jeopolitikle ilgili size kopyayı şöyle vermiştim hatırlarsanız. Dedim ki jeopolitik ne? Beni değil çevremdeki ülkeleri etkiler. Çevremdeki ülkeleri etkileyen özellikler de jeopolitik konum. Neler olabilirdi? Boğazlara sahip olmam. Ukrayna'yı, Rusya'yı, Moldova'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı vesaire etkiliyordu değil mi? Jeopolitik. Ya da Fırat Dicle kaynağını benden aldı. Irak Suriye'ye gitti. Bak Irak Suriye'yi etkiledi değil mi? Jeopolitik. Asya Avrupa arası da köprüyüm. Bütün Asya'yı Avrupa'ya etkiledi. Jeopolitik. Doğal gaz petrol rezervleri var. Onu Avrupa'ya götürmek istiyorlar. Benim ülkemden geçecek. Jeopolitik. Bak hep çevreyi etkileyen özellikler. Yoksa bende iklim çeşitliliği fazlaymış. yükselt fazlaymış falan. Türkiye güzeldir, Türkiye hoşdur ama benena. Değil mi? Onlar bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan çevreyi etkileyen özellikler. Buna biz jeopolitik diyoruz İlker'ciğim. Peki hocam. Söyle İlker. Ben bir arkadaşıma evet. jeopolitik konum atsam beni bulabilir mi? Jeopolitik konum atsan telefondan evet. seni bula. Seni inşallah güzel arkadaşlar bulur. İlker, İlker. Evet İlker hocanızı bu esprisinden dolayı hemen İlker hocanızın ilk videosuna girip alta yorumları yazıyorsunuz. Hemen yazıyorsunuz hocam ben seni bulacağım. Sen bana bir şey yapacak konum aç deyin. Seni bulacaklar İlker. Şimdi canlarım benim göreceli konum bunlar. Matematik ya da mutlak konum özellikleri ise ahanda bunlar. Bunlar ilk ünitemizin belli başlı soru tipleriydi. Burada yine sözün özü kısmında söyleyebileceğin ne var? Özel tarihlere dikkat edeceksiniz. Güneş şunları ne zaman büyük açıyla geldi, ne zaman küçük açıyla geldi önemli. Bir diğer çok önem verdiğim başlık ne? Gece gündüz süreleri. Hani kuzeye doğru yazın uzuyordu, güneye doğru kışın uzuyordu falan ya. Buna dikkat etmelisiniz. Bunu ÖSYM çok fazla kullandı, çok fazla sordu. Ne olur buna çok dikkat ediniz. Temmuz ayında hangi kente gidilirse gündüz süresi uzar. Temmuz ayı yaz İsmail YK kuralımız vardı değil mi? Yaz aylarında kuzeye doğru baskaza aşkım baskaza gündüzler uzuyor idi. Ama kış aylarında bu kez güneye doğru gündüzler uzuyor idi. Bunu sakın ola unutmayın İsmail YK gece gündüz sürelerinde kullanılmalı. Gece gündüz sürelerinde kullanılmalı diye vurguluyorum. Benim... İlker Hoca kafalı öğrencim diyor ki hocam gölgelerde o zaman belli olur mu diyor. Gölgelerde falan yok. İsmail YK sadece gece gündüz sürelerinde var. Lütfen bunları unutma canım benim dedim ve sözün bitirdim. Bir sonraki videoya bekle. Hocam. Söyle İlker. Karadeniz'de orman alt sınırı özel konumu matematik konumu. Alt sınırı orman alt sınırı her zaman yağışla alakalıdır İlker'cim. Her zaman yağışla alakalı olduğu için yağış da denizelliğe bağlı yani özel konum denizellikle alakalı olduğu için. Sor bir daha. Orman üst sınırı. Orman üst sınırı. ahanda şöyle bir şey bak ben Aker'le anlatıyorum onu. Diyorum ki Aker'le bir ağacın zeka seviyeleri birbirine yakın hemen hemen. Ağaç diyorum ki ey ağaç hadi yukarı git diyorum. Ağaç belli bir yükseğe kadar gidiyor. Diyor ki bundan sonra ben gitmem hacı diyor. Çok soğuk orası diyor. E bu ağacın da buralarda yaşıyorken buraya çıkamama nedeni yük, e, sıcaklık mıdır? Evet. Peki sıcaklığa bağlı bir durumu nasıl yorumlarız? Sıcaklık hem matematik konumdan hem de özel konumdan etkilenir. O yüzden orman üst sınırını nerede sorduğu önemli. Eğer orman üst sınırını sorarken dersem ki Akdeniz'de Karadeniz'den daha yüksektir. Kuzey güney durumunda. Kuzey yarım kürede olmamızla alakalıydı. Enlemime ya da matematik konumuma bağlıydı. Orman üst sınırı. Ama derse ki Türkiye'de ormanlar en fazla Erzurum'da yükseğe çıkmışlardır. Diyeceksin ki he Erzurum'la ilgili her cümle o inanılmaz yakışıklı coğrafyacımız söylemişti. Yükseltiye bağlı. Yükseltiye. O yüzden Türkiye'de en yüksek olduğu yerin Erzurum olması özel konumla ilgili bir cümledir. Ama Akdeniz'de Karadeniz'den daha yüksek olması enlemdir canım. Allah razı olsun. Ne demek canım? Her zaman Maşallah gel. Hocam. Her inşallah hocam. Sizi gördükçe içimin yağları eriyor hocam. Maşallah. <laughs> evet görüşürüz kendinize iyi bakın.